Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Adem aleyhisselam zamanından beri günümüze kadar gelen iman ve inkar mücadelesi İnananlar ve inkarcılar arasında sürüp geldi. Bu mücadele kıyamete kadar devam edecektir. Çünkü bu dünya bir imtihan dünyası. Ancak iman ve inkar mücadelesinde son 150-200 seneden beri dinsizlik cereyanları, bin küsür seneden beri İslamiyet aleyhinde biriken ne kadar tenkitler, ne kadar hücum silahları varsa en son silahlarını da ilave ederek özellikle İslam dini başta olmak üzere bütün semavi dinlere savaş açtılar. Teknolojisinin bütün imkanlarını iman inkar mücadelesinde dinden haz etmeyenler, dinle alakası olmayanlar kullanmaya devam ediyorlar hala. Bütün broşürler çeşit çeşit basılı medyayı kullandıkları gibi efendim şimdiki internet başta olmak üzere sosyal medya dediğimiz Facebook, WhatsApp, Instagram daha bir sürü onların isimlerini de bilmediğimiz grupları var. Bütün bunlar din aleyhinde kullanılıyor. Öyleyse özellikle İslam dininin savunmasında ortaya büyük bir mücahit olarak Kur'an'ı savunacak bir esere ihtiyaç vardı. İşte Cenab-ı Hak Risale-i Nur eserlerini bu dehşetli dinsizlik akımlarına karşı büyük bir mücahit olarak Bediüzzaman'ı tavzif ederek ortaya çıkardı. O da talebeleriyle, eserleriyle birlikte bu mücadeleyi vefat edene kadar sürdürdü. Ondan sonra üzerinden geçen 73 senelik zaman boyunca da takipçileri bu iman inkar mücadelesini sürdürmeye devam ediyorlar. Risale-i Nur'la yapılan bu fikri mücadele çok önemlidir. Dinin temel esasları ilim platformunda müdafaa ediliyor ve dinsizliğin temel taşları paramparça ediliyor. Şimdi Bediüzzaman Hazretleri'nin bu eserleri hakkında yazılan laika mektuplarını izah eden dersimizin geldiğimiz yerinde de bu hakikatler dile getirilmiş. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Risale-i Nur'a okunmasına, neşredilmesine bu zamanda şiddetli ihtiyaç var demişti ya dün akşam bu şey yazanlar, naşirler. Çünkü Risale-i Nur, Kur'an-ı Hakim'in bir mucize-i maneviyesi ve bu zamanın dinsizliğine karşı manevi atom bombası olarak solculuk cereyanlarının maneviyat-ı kalbi tahribine mukabil, maneviyat-ı kalbi tamir edip ferden ferda teker teker iman-ı tahkikiden gelen muazzam bir kuvvet ve kudrete isnadı okuyucuların kalplerine kazandırıyor. Ve bu vazifeyi de yine mukaddes Kur'an'ımızın ilham ve irşadıyla ve dersiyle ifa ediyor. Tefekkür-i imani dersiyle tabiyyun ve maddiyunun bulduğu aynı meselelerde tabiatçıların, materyalistlerin, maneviyatı inkar eden maddecilerin maddede bulduğu aynı meselelerde tevhid nurunu gösteriyor. İman hakikatlerini madde aleminden temsiller ve deliller göstererek izah ediyor. Liselerde, üniversitelerde okutulan ilim ve fenlerin aynı meselelerinde iman hakikatlerinin ispatını güneş zuhurunda gösteriyor. Bu gibi çok cihetlerle Risale-i Nur bu zamanda ehl-i iman ve İslam için
ön planda ele alınması icap eden ehli iman elinde manevi elmas bir kılınçtır. Asrın idrakine, anlayışına, zamanın tefehümüne hitap eden, ihtiyacı en muvafık tarzı gösteren, ders veren ve doğrudan doğruya feyiz ve ilham tarikiyle ayetlerin yıldızlarından gelen dersi Kur'anidir, Kur'an dersleridir Müslümanlar. Külli marifetullah bürhanlarıdır. Allah'ı tanıtma delillerinin ağırlıkta olduğu Kur'an tefsirleridir. Asrımızın efkarının anlayışına ve idrakine hitap edici mahiyeti ve Kur'an-ı Hakim'in bu zamanın fehmini anlayışına bir ders olması noktasından nur risaleleri bilhassa bu memlekette büyük ehemmiyet kazanmıştır. Asırlarca Kur'an'a bayraktarlık yapan ve dünyayı diyaneti dindarlığıyla ışıklandıran bu necip millet, yine dünyaya örnek, ahlak ve fazilette üstad olarak insanlığın geçirdiği müthiş buhranlardan halas için çare-i necatı, kurtuluş çaresini göstermektedir. Beşeriyeti, insanlığı dehşetli sadmelere, darbelere uğratan, tehdit eden anarşiliğin, ifsat ve tahribin yegane çaresi ancak ve ancak ilahi semavi bir dinin ezeli ve ebedi hakikatleridir. Hakikat-ı İslamiyettir. Risale-i Nur, hakikat-ı İslamiye ve Kur'aniye'yi müsbet ve müdellel ispatlı bir şekilde insanların nazarı tahkikine arz ve ifade etmektedir. Yani dinsizlik akımları, dinsizlik cereyanları, semavi din olan Musevilik ve Hristiyanlığı maalesef mahvetti, tahrip etti, tahrif de ettiler. Özellikle Batı toplumlarının Hristiyanlıkla efendim, diğer semavi dinlerle bağları kalmadı büyük çapta. Yani Avrupa'nın yarısı, %50'si, belki daha fazlası ateist deniliyor. Kiliseyle alakaları kalmamış. Havrayla bağları kalmamış. Dolayısıyla hak bir din olan son din İslamiyet'in en kuvvetli delillerini ortaya koyan Risale-i Nur'a, başta bu memleket insanı olmak üzere bütün insanlığın şiddetli ihtiyacı var ki her insan dünyanın faniliğine karşı ebedi bir hayat arayışına ancak Kur'an'daki hakikatlerle erişebilir. O Kur'an'ın hakikatlerini anlaması için de Kur'an'ın bu asra bakan son derslerin lisan külliyatının muhtelif dillere tercüme edilerek insanlığın istifadesi sunulması gerekiyordu. En-Nur talebeleri de 20 civarındaki yayın evleri üzerinden Türkçe, İngilizce, Arapça, Japonca, dünyanın hemen hemen 70'e yakın diline Nur Risale'ni tercüme etmek suretiyle milyonlarca insanların, Müslüman olsun, gayrimüslim olsun, imanlarının kurtulmasına vesile olmaya devam ediyorlar. Kıyamete kadar da bu iman tebliğ hizmeti devam edecek için inşallah Teala. Hem Nur müellifi bir mektubunda, Bediüzzaman'ın beyanları bunlar, dahilde tarafkirane adavet, düşmanlık ve münakaşalara vesile olan füruatı, teferruatı değil, belki bütün nevi beşerin en ehemmiyetli meselesi olan erkan-ı imaniyeyi, imanın altı rüknünü, amentünün esaslarını ve beşerin medar-ı saadeti, saadet vesilesi ve umum İslam'ın esas ve rabıta-i uhuvveti, kardeşlik bağları bulunan Kur'an'ın hakaik-i imaniyesini, Kur'an'ın iman hakikatlerini bulmak ve muhtaçlara buldurmaya hayatımı vakfettim demek suretiyle Bediüzzaman, hizmet-i İslamiyenin, İslam'a hizmetin ve mesail-i diniyenin, dini konuların umumunu tezamun eden, içinde barındıran
vüsat, genişlik ve camiyeti haiz bulunduğunu sanırlarım. Dini hizmetlerin her nev'ini teyit ve teşvik ettiğini ve bir caddi-i kübraniye, Kübra-i Kur'aniye, Kur'an'ın büyük caddesi olan Risale-i Nur dairesinin umum ehli iman ve İslam'ı şamil bulunduğunu ifade ediyor. Yani Risale-i Nur eserlerinden hangi tarikata, hangi cemaate, hangi gruba mensup olursa olsun herkesin dahilde istifade etmeye hakkı vardır. Risale-i Nur inhisar kabul etmez. Bir grubun tekeline sığmaz mesajlarını vermiş Bediüzzaman. Ve yine aynı mektubunda devamla hatta değil Müslümanlarla belki dindar Hristiyanlarla dahi dost olup adaveti, düşmanlığı bırakmaya çalışıyorum. Bediüzzaman'ın sözü bu. Harbi Umumi, Birinci ve İkinci Dünya Savaşları ve komünizm altındaki anarşilik, tehlike ve tahribatların lisanı haliyle dünya fanidir, gelip geçicidir, firaklarla, ayrılıklarla doludur. Ey insanlar, adaveti, düşmanlığı bırakınız. Kur'an dersini dinleyip birleşiniz. Yoksa sizi mahvedeceğiz diye beyanıyla bu zamanın şartları ve icapları karşısında tarzı hizmeti, hizmet usulünü yine Kur'an'ın nuruyla gösterecek hakimane irşadın ve tevfik-i ilahiye Allah'ın yardımına muvafık hareketle isabetli hizmetin ifası gibi noktalardan Risale-i Nur'un lüzum ve ehemmiyetini tebarüz ettiriyor. Yani bütün insanlığı kucaklayıcı bir muhtevaya sahiptir Risale-i Nur'daki Kur'an'ın dersleri. İşte layıka mektupları bu gibi hususlara da işaret ediyor. Değişen dünya hadiseleri, geniş ve külli meseleler ve şartlar altında isabetli hizmeti Kur'aniyenin esaslarını ders veriyor. Yani Risale-i Nur külliyatının bütünüyle yapılan iman ve Kur'an hizmeti muazzam bir gemiye, okyanusta hareket halinde olan muazzam bir gemiye benzetilecek olursa, bu laika mektupları da nasıl hizmet yapılacağının tarzını, usulünü, prensiplerini, kaidelerini, düsturlarını ihtiva eden mektuplarla dolu olduğundan bu iman hizmeti gemisinin pusulası hükmünde. Yani pusulasız bir gemi okyanusta kaybolduğu gibi Risale-i Nur hizmeti imaniyesini yapan insanlar da bu laika mektuplarını hakkını vererek okuyup anlayıp hayatı yansıtarak istikametli hizmeti pusula gibi bu laika mektuplarından bulacaklardır mesajını bu giriş yazısıyla abiler dile getirmişler. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin hizmetkarları Tahiri, Zübeyir, Hüsnü Bayram, Mustafa Sungur, Bayram diye bu ön ifadelere imzasını bu şekilde abilerimiz atmışlar. Şimdi bu laika mektuplarının genel muhtevasını izah eden giriş mektubundan sonra Bediüzzaman Hazretleri 28. mektuptan 7. risale olan 7. meseleyi de hemen bar laikasının başına almış. Ondan sonra mektuplar başlıyor. Onu da okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Kul bi fadlillahi ve bi rahmetihi fe bi zalike fel yefrahu huve hayrun mimma yecmeun. Sadakallahu lazim. Yunus suresinin 58. ayeti bu okumuş olduğum ayet-i kerime. Kısacık meali şöyle. Onlara söyle ki ancak Allah'ın lütfuyla ve rahmetiyle ferahlansınlar. Bu onların dünyada toplayıp durduklarından daha hayırlıdır. Yani aslında müminler, Müslümanlar ve hasreten nur talebeleri
Dünyayı unutmamak şartıyla dünyaya çalışsınlar ama asıl hayat ahiret hayatı olduğu için ahiret hayatını ise ön plana alsınlar. Asıl ahiret için çalışılmalı. Zaten dünya arkadan kendiliğinden geliyor. Allah kolaylaştırıyor. Ve Cenab-ı Hakk'ın da ilahi vaadi var. Ya eyyühellezine amenü diye başlayan bir ayette İn tensurullaha yensurkum ayet-i kerimesiyle Cenab-ı Hak siz Allah'ın dinine yardım ederseniz Allah size de yardım eder diyor ayet-i kerime. Siz Allah'ın dinine hizmet ederseniz Allah sizin dünya işlerinizde kolaylaştırır mesajını ayet haber veriyor zaten. Bu ayette aynı hakikati teyit ediyor. Şu mesele yedi işarettir. Evvela tahdis-i nimet suretinde yani Allah'ın ihsan ettiği nimeti şükür makamında söylemek suretinde birkaç sırrı inayeti izhar eden yedi sebebi beyan ederiz. Yedi sebeple bu iman ve Kur'an hizmetinde Cenab-ı Hakk'ın ihsan ettiği hususi yardımlarını Bediüzzaman yedi işaretle söyleyecek daha sonra ama neden bu kerametvari Allah'ın hususi yardımını açıkladım? Onun sebeplerini söylüyor önce. Niye izah ediyorum bunları? Niye açıklıyorum bu kerametli halleri? Birinci sebep. Eski Harbi Ummi'den evvel yani Birinci Dünya Savaşı öncelerinde bir vakıayı sadıkada görüyorum ki Ararat Dağı denilen meşhur Ağrı Dağı'nın altındayım. Yani vakay-ı sadıka ya da rüyay-ı sadıka Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da görüldüğü rüyalardır. Rüyay-ı sadıka doğru rüya anlamına geliyor. Öyle bir sadık hal başında Ağrı Dağı'nın altında kendisini görüyor. Birden o dağ müthiş infilak etti. Patlamış yani yanardağ patlaması gibi Ağrı Dağı infilak etti, patladı. O sadık rüyasında böyle görüyor kendisini. Dağlar gibi parçaları dünyanın her tarafına dağıttı. O dehşet içinde baktım ki merhum validem vefat etmiş olan annesi baktım yanımdadır. Dedim ana korkma Cenab-ı Hakk'ın emridir. O rahimdir ve hakimdir, çok merhametlidir ve hikmetle iş yapar dedim. Birden o haletteyken baktım ki mühim bir zat bana amirane diyor ki İ'caz-ı Kur'an'ı beyan et. Bu eser ortaya çıktıktan çok zaman sonra talebelerinden bazıları sormuşlar. Üstadım size Kur'an'ın mucizeliğini izah et diyen o mühim zat kimdi? Cevap vermiş Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dı. Kur'an'ın mucize keyfiyetini izah et diye emir vermiş, talimat vermiş Bediüzzaman Hazretlerine. Uyandım, anladım ki bir büyük infilak patlama olacak. O infilak ve inkılaptan, o patlama ve değişimden sonra Kur'an etrafındaki surlar kırılacak. Doğrudan doğruya Kur'an kendi kendini müdafaa edecek ve Kur'an'a hücum edilecek. İ'cazı mucize oluşu onun çelik bir zırhı olacak. Ve şu i'cazın bir nevini şu zamanda izharına, açıklanmasına haddimin fevkinde olarak benim gibi bir adam namzet olacak ve namzet olduğumu anladım. Ya gerçekten bin küsur seneden beri İslam'ın bayraktarlığını yapan yani Emeviler, Abbasiler, Selçuklular, daha sonra Osmanlılar. Devlet olarak bizzat dinin sahipliğini ve muhafızlığını yapmışlar. Ancak Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı bitiminde
tarih sahnesinden çekilmesinden sonra onun bıraktığı, miras bıraktığı topraklar üzerine kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde 1000 seneden beri sürüp gelen medrese eğitimi çeşitli sebepler tahtında kaldırılmış. Tevhid-i Tedrisat Kanunu'yla medreseler kapatılmış. Onun yerine mektepler açılmış. Yani Kur'an'ın etrafında çelikten bir sur gibiydi medreseler. O yıkıldı. Arkasından arka arkaya oldu bunlar. Tekkelerin, tarikatların, zaviyelerin kapatılması dair bir kanunla bir başka sur da yıkıldı. Doğrudan doğruya Kur'an'a hücumlar yapıldığı bir zamanda işte bu Kur'an'ın Allah kelamı olduğunu, mucize olduğunu ispat etmek vazifesini Bediüzzaman ta gençlik yıllarında o Rüya-i Sadıka'da Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan talimatını, emrini aldı ya, zaten Cihan Savaşı patlamadan önce bile İşaratül İcaz adını vermiş olduğu Kur'an tefsirini yazmaya başlamış. Yarısını yazmış, Cihan Savaşı patlamış. Ve savaş esnasında bile harp cephesinde o İşaratül İcaz, yani Kur'an'ın mucize işaretlerinin izah edildiği cildin yarısını harp cephesinde tamamlamış. Toplam 60-70 cilt olarak planlamış olduğu bu tefsirin devamı gelmemiş. Şartlar müsait olmamış. Onun yerine onun vazifesini görecek olan Risale-i Külliyat adını vermiş olduğu bu tefsir ortaya çıkmış. Yani 6666 ayetin tamamını izah etmeye ne zaman, ne zemin, ne şartlar müsait olmadığı için bu asrın insanın Kur'an'dan en çok muhtaç olduğu Kur'an ayetleri, özellikle imanla ilgili ayetler olduğu için onları ön plana çıkararak 6000 sayfayı aşkın bu Risale-i adını verdiği Kur'an tefsirleri ortaya çıkmış. Madem İ'caz-ı Kur'an'ı, Kur'an'ın mucize olduğunu bir derece beyan sözlerle, yani Risale-i Külliyat'ın bütünüyle oldu. Elbette o icazın, Kur'an'ın mucizenin hesabına geçen ve onun reşahatı, damlaları ve berekatın dibinden olan hizmetimizdeki inayatı, Cenab-ı Hakk'ın hususi yardımını izhar etmek, açıklamak, icaza, Kur'an'ın mucizeliğine yardımdır ve izhar etmek, açıklamak gerekir. İleride gelecek o 7 tane işareti neden açıkladığımın birinci gerekçesi buymuş. Bu açıklamalar Kur'an nâmı hesabını geçtiğinden, bize de bir paye vermediğinden, biz de göğsümüzü gererek bu Allah'ın hususi yardımını açıkladık diyor Bediüzzaman. İkinci sebep, ya özellikle şunu da söyleyeyim. Yani Risale-i Külliyatı'nın bir adı da kelimattır Arapça, sözler demek. Kitaplar birbirine bağlı olup 14 cilt kocaman bir kitap olduğundan taşınması da mümkün değil, okunması da mümkün değil. Bediüzzaman sözler, lemalar, mektubat, şualar, asay, musa filan gibi değişik isimlerde ciltler tarzında bunların basılmasını, yayılmasını temin etmiş. İşte o sözler eseri var. Birinci kitap ve en hacimli kitaptır o. Onun 25. sözünün bir adı da Mucizat-ı Kur'aniyedir. Yani Kur'an'ın mucize olduğunun ispat edildiği bir derstir o. Ve hakikaten Kur'an-ı Azimüşşan'ın 7 vecihle harika, 40 vecihle mucize olduğunu 25. sözü okuyanlar aynen göreceklerdir. O mucizelerin neler olduğu teker teker orada da ele alınmış zaten. İkinci sebep, madem Kur'an-ı Hakim mürşidimizdir, üstadımızdır, imamımızdır,
her adapta usulde rehberimizdir. O kendi kendini methediyor. Biz de onun dersine ittibaen onun tefsirini methedeceğiz. Mesela Bakara suresinin ilk başı olan Elif Lamim sayfasında Cenab-ı Hak Elif Lamim Zalikel kitabü la raybe fi hüden lil muttakin ferman ediyor. Bu öyle bir kitaptır ki içerisinde en küçük bir şek, şüphe ve tereddüt yoktur. O müminler için bir hidayet rehberidir diye Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'i methediyor. Madem Kur'an kendi kendini methediyor, Rabbimizin kelamı olarak, biz de onun tefsiri olan risaleleri Kur'an nâmi hesabına methedeceğiz. Hem madem yazılan sözler onun bir nevi tefsiridir ve o risaleler ki hakaik-i Kur'aniyenin yani Kur'an hakikatlerinin malıdır ve hakikatleridir. Yani Kur'an'dan başka bir şeyi izah etmiyor ki Risale-i Bediüzzaman. Kur'an'ın hakikatlerinin tefsiridir nur risaleleri. Ve madem Kur'an-ı Hakim ekser surelerde hususan Elif, Lam, Ra'larda, Ha, Mim'lerde kendi kendini kemali haşmetle gösteriyor, kemalatını söylüyor, layık olduğu methi kendi kendine ediyor. Elbette sözlerde inikas etmiş, yani risale-i külliyatta yansımış, Kur'an-ı Hakim'in lemaat-ı icaziyesinden, mucize parıltılarından ve o hizmetin makbuliyetine alamet olan Allah katında bu iman ve Kur'an hizmetinin Kur'an'a dayalı kaynak kitabı olan Risale-i Nur'larda da İnayat-ı Rabbaniye'nin Allah'ın bu eserin telifi esnasında ihsan ettiği hususi yardımının izharına açıklanmasına mükellefiz. Çünkü o üstadımız öyle eder ve öyle ders verir. Yani Üstad Hazretleri ilerideki gelecek olan bir başka sebepte diyor ki daha sonra okuyacağız onu inşallah. Lezzetli üzüm salkımlarının hasiyeti kuru çubuğunda İşte ben de öyle bir kuru çubuk hükmündeyim diye doğrudan doğruya güzelliği Kur'an'a veriyor. Kendisinin kuru çubuk gibi sadece istihdam edilen bir fert, bir İslam alimi olduğunu söylüyor. Yani asmanın kurucuk çubuğu olmadan üzüm salkımları olmaz ama o asma çubuğu da bu salkımları ben yaptım iddiasında bulunamaz. Çünkü o kuru çubuk bahanesi altında o sanatlı üzüm salkımlarını, lezzetli üzüm tanelerini ancak ve ancak sonsuz bir ilim, irade, kudret, hikmet ve rahmet sahibi olan Allah yaratabilir. Doğrusu da odur zaten. Şimdi Bezuman Hazretleri üzüm salkımını kendisini benzetiyor ya. Yani biz sadece vesile olmuşuz. Öyleyse bu Risale-i Nur tefsirleri benim değil, doğrudan doğruya Kur'an'ın malıdır. Kur'an olmasa ben böyle bir tefsir yapamam ki. Kur'an var ki bu ders ortaya çıktı. Ama bu ders de ilham tarikiyle kalbe gelen sünuhat birdenbire kalbe doğan ilhamlar şeklinde telif edildiği için doğrudan doğruya Kur'an'ın malı olduğunu söylemek suretiyle Bediüzzaman hem Risale-i Nur'ları methediyor hem de Kur'an'ın malı diyerek o medihleri Kur'an'a veriyor. Kendisinde aciz bir Kur'an hizmetkarı olduğunu nazara vermiş oluyor. Müthiş bir tevazu önlüğü sergiliyor ama gerçeğin de ta kendisini ifade etmiş oluyor. Diyelim, üçüncü ve diğer sebepleri yarın akşama bırakarak bu akşamki dersimizi burada noktalamış olalım. Sübhaneke la ilme lena illa ma allamtena.
İnnekentel alimül hakim ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin.